Emre Mor'la ilgili düşüncelerinizi soracağım tabii. Hocam seninle başlayayım. İnişli çıkışlı bir kariyer serüveni var aslında. Ama böyle hatırlıyorum ya, yepyeni bir yıldız doğuyor diye konuşuluyordu. Sen nasıl buluyorsun oyuncuyu? Ben şimdi Dortmund'u oynarken bizim Hakan Kutlualp'le beraber Almanya'daydık. Onun maçına gittik. Sahaya bir çıktı. Daha 18 yaşında oynuyor. Yıkıldı o 80 bin kişi. İnanılacak gibi. O kadar mutlu. Ve onun öncesinde annesi babasıyla buluştuk. Sohbet ettik biraz. Yani Emre o günkü karakteriyle hala devam ediyorsa, aynı karakterdeyse, işe bakışı, kendi karakterindeki zaaflar hala böyleyse aman ha. Ama şimdi en son bir demecini okudum, duydum. Ben artık 24 yaşına geldim ve çok kötü şeyler yaptım. Artık ben futbola dönmek istiyorum ve bundan sonra artık futbolla yatacağım, futbolla kalkacağım. Bu yanlışları bir daha tekrar etmeyeceğim. Ve doğrudur. Bakıyorum Karagümrük takımında çok iyi top oynadı. Çok etkiliydi. Takımı bayağı öne götüren. İşte dribbling yapıyor, adam geçiyor, kendisi gol atıyor, attırıyor. Yani çok önemli. Bir de geri koşmayan bir Emre, geri de koşuyor, geliyor savunmaya yardım ediyor falan. Yani Fenerbahçe takımı tabii, Emre de karakterinde işte Arda var, Pelkas var. Efendim Pelkas duruyor mu hala? Duruyor hocam. Duruyor. Efendim. İrfan, ama İrfan'ı da katabiliriz. Şimdi yeni gelen o Henrique var, İrfan var. Yani Lincoln, bunlar Henrique şey, var. Buruma geldi. Yani ha, bu onların kıyaslarsan bu adam geçiyor. Bak bizim İrfan driplingle adam geçmez. Türk futbolcunun yani en büyük eksiği. Dripling yapıp da adam geçebilen yani, kaç tane oyuncumuz var? Çok önemli bir tekniği vardır ama diğer oyunculara bak, hepsi rakip önünde oynayan, çok iyi pasörlük yapan, araya top atan, uzaktan şut atabilen. Pelkas da öyle vuruyor. İrfan da aynı şekilde yapıyor. Ama bunun özelliği adam geçiyor, eksiltiyor adamı. Yani Fenerbahçe yanlış bir transfer yapmaz. Son, kenarda oynuyor, zaman, on numara oynuyor, dışarıda oynuyor. Yani, diğer isimleri nasıl buluyorsunuz hocam? Onları da konuşalım. Madem şimdi Emre Mor'u sana da soracağım, Ozan Zeybek, ama hatta ikinize de bütün transferleri sormak istiyorum. Malum uzun zamandır görüşemiyoruz bu ikiliyle. Hem Lincoln Henrique'yi hem Bruma'yı da değerlendirmenizi isteyeyim sizden. Yani şimdi şeyi çok eleştiriliyor, sözünüzü unutmayın. Hani o bölgede siz de saydınız az önce. Çok sayıda oyuncu var. Hani 11'de nasıl yer bulacaklar? Kenar oynuyor değil mi? Kenar oynuyor da. Evet evet. Başka kim geldi yeni? Lincoln Henrique. Henrique 10 numara oynuyor galiba. Yani orada o ileri o dörtlüden işte biri olacak yani ortada. Şöyle şimdi ya, bir transfer yapılıyor. Şampiyonluğu mu oynuyorsun? Kimler var aday? Trabzon, Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Daha var mı alttan gelebilecek olan? Soru işareti. Bu onu sene için mi konuşuyoruz? Yok, sezon. Gelecek seneyle. Yani işte yeni sezon için. Yeni sezon. Önümüzdeki sezon için. Mesela yani Başakşehir, Antalya Spor'un Başakşehir çok, olabilir. Çok zor olacağını evet, Antalya Spor sanmıyorum. Adana Demirspor. Sanmıyorum. Niye? Antalya Spor, İmkanları Başakşehir, anlamında. Adana onlarla ekonomik yarışamıyor şu anda yani. Hı-hı. Antalya Spor. Ha, Başakşehir daha ekonomisi iyi. Ha, yazarsın kim varsa. Kalecilere. 28 tane oyuncusu. Yazarsın. 14 yabancı. Senin yabancıların. Sağ bek kim? Bu. Kaleci kim bu? Ha, benim kalecim bunlardan bir tanesi. Veya daha iyi veya bir tık aşağıda. Sağ dışı, sol dışı, stoperleri. Kıyaslarsın. Teknik anlamda bir eşitleme varsa veya biraz ondan öndeysen veya arkadaysan ona göre transfer yaparsın. Yazarsın 22 tane. Her pozisyon 2 tane adam. Kaleci dahil yazarsın. Geri kalan o 6 kişi 22 tane oluyor. Hadi bir tanesi daha 3. kaleci olacak. Değil mi? Etti kaç? 23. Geriye ne kaldı? 5 oyuncu. Bu 5 oyuncu da altyapıdan işte çıkması mümkün Arda gibi oyuncular varsa bunları seçersin ve o tarzda oyuncular alırsın. İşte transfer budur ya. Şimdi bakıyorsun 10 numara 5 tane adam sayıyoruz. Ha, bu transfer falan değil. Antrenörü öyle bir şeyin içine sokuyorsun ki bu adam bir tanesini oynatıyor, bir tanesi yedek olacak, iki tanesini oynatmasa, hangisini oynatmasa kritik görecek. Yani böyle şimdi transfer Arda mi olur ya? Arda Güler var. Yani ben mesela merak ediyorum, Arda bu sene oynarsa helal olsun Fenerbahçe'ye. Ben sanmıyorum ki Arda'ya eskisi kadar şans gelebilsin bu sefer. Niye almışsın Henrique'yi, vermişsin bilmem kaç milyon euro. De Henrique çok isteyerek aldı. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Tabii. Bak şimdi, bu sene Arda'yı eğer 11'de oynatabiliyorsa Fenerbahçe takımı, o yüreği varsa,
o çocuğu oynatıyorsa o zaman şapka çıkarırım abi. Hocam Jesus'u ateşe at. Vallahi öyle abi. Tarafların önüne attın Jesus. Yanlış mı söylüyorum? Hocam seni bitirmeni bekledim. Ev alacaksın. Günlerce dolaşırsın. 10 tane 15 tane eve bakarsın. Bir tanesi aklıma yatsın. Hanım da biliyorsun bunlara da hanımlar karar veriyor. Evet, yani mutfağı güzel mi? Şurası şöyle mi diye. Araba alacak olursun 3-5 tane bayi veya galeriyi dolaşırsın. Bazen şunu zannediyorlar. Yani Dursun Özbek geldi hemen bir karar versin bir teknik adamız. Uykuları kaçıyordur sabaha kadar. 4'te yatıyorsa 8'de kalkıyordur. Ya o kanı mı alayım, Almanı mı alayım? Ya bir tane de İtalyan getirdiler. Böyle zorluklar yaşıyorlar. Ali Koç da yaşadı teknik adam seçerken. İddia ediyorum. Yani mesela o İsmail Hoca'nın geldiği dönemde Yılmaz Vural'ı mı alayım? Gel git belki bunlar bir anlık şey meselesi. Yanında olduğu oturup kalktığı arkadaşının değerlendirmesi veya anlık bir şey artık aklına geliyor seni dürtüyor. Niye bu kadar anlattım bu konuyu? Konumuz teknik adam değil ama Emre Mor olayı ben bir başkan olsam, bir teknik adam olsam çok düşünmem gereken bir olay. Neden? Kalbim istiyor. Fenerbahçe'ye böyle dediğimiz gibi dribling yapabilecek yetenekli, fantastik bir oyuncuya ihtiyacı var. Taraftar hazır. Hiçbir zaman hiçbir Türk kulübünün sabah 5'te sıra olup da bu kadar kombinisinin satıldığı hemen bir pozisyon yani olmamıştır. Sen böyle bir tane de teknik adam getiriyorsun. Bak bak şimdi bir arkadaşım loca almış bana attı şeyini. Oscar'la bizim Sinan Amerika'dan geldi. Adam geçen sene 500 bin liraydı bu sene de 1 milyon küsür lira. Ali Hoca'da. Kombineler 15 bin liraydı 45 bin lira mı ne oldu yani? Kalmadı ya. Hocam ben böyle bir şey görmedim yani. Fenerbahçe yönetimi vicdanlı, insaflı davrandı. %10, %20 fazla söylesen yine satılacaktım. Ama ya yapma rakipleri Galatasaray, Beşiktaş, onların da fiyatlarıyla alakası yok. Yok. Şunu söyleyeceğim. Ama sattı. Emre Bor konumuz. Sattı. Evet. Kalbim istiyor, mantığım riskli diyor. Neden? Neden? Ya bugüne kadar geldiği bir yol haritası var biliyoruz. Oyuncunun karakter yapısı tam net. Bize evet bu pişmiştir, olmuştur şunu dedirtmiyor. Benim orada Fenerbahçe'mde Arda var. Düşünüyorum. Arda olumsuz etkilenebilir. Anlatabiliyor muyum? Bazen derler ya yarışmacı iyidir. Rakip kendi takım içinde de bazı şeyler yaşamaları lazım. Yani bunları düşününce orada duruyorum. O yüzden ben hani Fenerbahçe ile ilgili net konuşmayı severim, söylerim yani bu nokta vuruşu olsun. Kesinlikle lazım, kesinlikle hayır ya da kesinlikle zarar verir. Emre Mor konusunda çok kararsızım Melike. Kararsız olma be. Şöyle olma. Çocuğum bir kere internasyonel seviyede işte İtalya'da mı oynadı, bir yerde oynadı. İspanya'da. İspanya'da oynadı. İşte kendi ülkesi İsveç galiba. Oradan geldi. Danimarka mı? Orada. Almanya'da oynadı. Dortmund takımında oynadı. Ve uluslararası boyutta da bir deneyim var. Yani Fenerbahçe'de bir Şampiyonlar Ligi macerasına gidiyor yani. Orada bir tur atlaması lazım. Böyle bir oyuncu. Şimdi evet, Arda ile kıyaslarsan çok tabii. Önünde Arda'nın bana sorarsan. Hocam şu var bir de. Bugün bu yetenekteki adamı piyasa yapmış, büyük takımlarda Avrupa'da oynamış ve 25-30 maç bu sene gösterdiği beceriyi, süreyi, aldığı süreyi kullanıp bir yabancı bir futbolcu olsa 15-20 milyon euroya getiremezsin. Bugün Fenerbahçe'ye transferinde konuştuğumuz rakamlar 3-3,5 milyon euro. Bu da cezbediyor seni, baştan çıkarıyor yani anlatabildim mi? Mutlaka alayım diye düşünüyorsun ama ondan sonra da içerideki denge de çok önemli. Şu anda alabilmek mi büyük marifet? Elindekilerden bazılarından kurtulabilmek mi büyük marifet? Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri de bu. Oyuncu satması lazım. Tabii. Hani bir de şey yani... Şimdi kim yerde açması gibi, gerekiyor. Rossi gibi oyunculardan ziyade hani biraz da elinden çıkarmak, hani para kazanmak, büyük gelir elde etmek haricinde kadroyu rahatlatması lazım. Çok yabancısı var. Hangisi gidecek? Hangisi gitmeli? Hangileri gitmeli? Dün burada konuşuyorduk bu arada. Şimdi bunu söylemezsem ama Güvenç Kurtar'ın kulakları çınlasın. Dün de Yılmaz Vural'ın kulakları çınladı. Beni de Güvenç'e karşı yalancı çıkardınız ikiniz. Evet. Ben dün Çeşme'ye gidecektim. Sizi kıramadık. Şimdi Allah bilir diyordur ki sana da demiştir belki de. Diyor ki gelmez yayında dedi. Yayında dedi. Yayında. Yemin ederim. Gelmez dedi. Geliyor dedim. Yayında duyurdum. Sonra da dedi ki beni kandırdı dedi. Üç kağıtçı dedi size. Güvenç özür diliyorum senden kardeşim benim. Yalancı değilim ben. Bizi kıramadığı için seyahatini erteledi. Yufka yürekli evet. Güvenç Hoca. Beraber gideceksiniz herhalde. Beraber gideceğiz. Beraber gidecek. Gerçekten hoca gidecek. Hoca ile anlaşma yaptık. Bursa'ya kadar o kullanacak.
Sonra Aksaray'a kadar ben kullanacağım. Daha sonra Akhisar'da bizim Fatih Başkan'a gidip oradan ürettiklerinden biraz alırız. Kiraz da erikti bilmem. 40 saatte gideriz. Çok güzel. Dura dura gideriz. Şimdiden yani. İyi yolculuklar.